emin hissediyorum. Bu hususta korkmayınız, rica ediyorum babacığım. Bebellerden bir kız, evet, bebellerden. Fakat Joseph'e değil, Sophie'e değil, Constanza, yani ortancaları, yani benim iyi sevgili Constanza. Onların arasında ısrar çekiyor ve tam da bu yüzden belki en iyi kalplisi, en beceriklisi ve tek kelimeyle en iyisi. Tüm ev işleriyle ilgileniyor fakat gözlerine giremiyor. Peki iyi babacığım, ikimizin o evde karşılaştığı sahneleri anlatmam gerekse sayfalar dolusu yazabilirdim. Bunu isterseniz gelecek mektubumda yaparım. Bu konuyu kapatmadan önce size pek sevgili Constanza'nın karakterini daha yakından tanıtmalıyım. Çirkin değil fakat güzel olmaktan da uzak. Tüm güzelliği, küçük siyah gözü ve güzel yakası. Çok keskin zekalı değil ama kadın ve anne olarak görevlerini yerine getirecek kadar sağlıklı bir aklı var. Misafirliğe eğilimi yok, bu tamamen yanlış. Tam tersi, kötü giyinmeye alışmış. Zira annesi çocuklarına yapabileceği kısıtlı şeyleri asla onun için değil, diğer iki kardeşi için yapmış. Zarif ve temiz giyindiği ama süslü olmadığı doğru. Bir kadının ihtiyacı olan şeylerin çoğunu kendisi yapabiliyor. Her gün saçını kendi süslüyor. Ev ekonomisinden anlıyor. Dünyanın en iyi kalbine sahip. Onu seviyorum ve o da beni kalpten seviyor. Söyleyin bana, bundan daha iyi bir kadın isteyebilir miyim? Thank you.
senin yanında olmak için işlerimin düzene girmesinden başka bir şey istemiyorum. Sensiz zamanın bana nasıl uzun geldiğine inanamaz. Sana hislerimi anlatamam, bana acı veren bir boşluk. Hiçbir zaman tatmin olmayan ve dolayısıyla dinmeyen, her zaman devam eden ve günden güne büyüyen bir özlem. Bazen de nasıl neşeli, çocuklar gibi beraber olduğumuzu ve burada nasıl hüzünlü, sıkıcı saatler geçirdiğimizi düşündükçe çalışmam beni mutlu etmiyor. Zira bazen ara verip seninle biraz konuşmaya alışmış olan benim, bu zevk şimdi maalesef mümkün değil. Piyanonun başına geçip operadan bir şeyler söylediğinde hemen durmak zorunda kalıyorum. Bu beni çok duygulandırıyor. Thank you.
dünyada daima gayretle öğrenmek, tartışmalarla birbirimizi aydınlatmak ve bilimle güzel sanatları daima ileri taşımaya çabalamak için yaşıyoruz. Wolfgang Amadeus Mozart.
kanadı kullanan toplumlar uçar ve özgürleşirlerler. Bu iki kanadı olmayan toplumlar tavuk toplumları dönerler. Ve önlerine yem atasın diye beklerken bu tavuk toplumlar eğilip